Hepinize merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Maça gidiyorum. 20'de Sakaryaspor Kocaelispor mücadelesi Spor Smart ekranlarında sizlerle olacak. Alp Özgen anlatacak bu mücadeleyi ve stat'tan maç nasıl anlatılır? Off tüpten farkları neler? Bunlar hakkında bir video çekeyim istedim. Şimdi bir an önce şeye gitmemiz lazım. Olimpiyat Stadyumu'na. Bir saat falan gösteriyordu Yandex. Şu an Mecidiyeköy'den çıktım. Yolumuz uzun. Sevgili Alp Özgen anlatacak mücadeleyi. Ben de onun yanında akredite ettirdim kendimi ve o atmosferi ben de ilk kez tadacağım. Stat'tan maç nasıl anlatılıyor? Çünkü bu zamana kadar pek stat kültürde olmayan biriyim. Stadyuma Happy Top'u 4-5 kez gitmişimdir maç izlemeye küçüklüğümden bu yana. Her maç anlatırken neler yaşıyor, neler yapıyor. Yine tıpkı off demiş gibi ekrandan mı anlatıyor? Sahayla olan iletişimi nasıl? O ortamı daha önce de hiç tatmadım tabii. Nasıl bir ortam olduğunu bilmiyorum. 16.45'te Mecidiyeköy'deydik. 17.24 Başakşehir, Güvercintepe falan Kayaşehir ayrımı. İyi geldik. Umarım stadın önünde bir kalabalık bir şey yoktur. Evet, geldik stadyuma. İşte Olimpiyat Stadyumu ekranlarda. Girişimizi yaptık birazdan. Şimdi akreditasyon kartımızı alıp geçeceğiz içeriye. Arkadaşlarla buluşacağız. Evet, sevgili yönetmenimiz Mehmet Koç'la birlikteyiz. Mehmet abi, bugün yönetmen koltuğunda sen varsın galiba. Ben inşallah. İnşallah. Neler yapıyorsun şu an? Geldik. Hazırlık yapıyoruz. İşte devasa Olimpiyat Stadyumu sığmıyor kadraja ve işte tır. Buradan değil mi? Buradan. Evet. Ekranlarımıza, evlerimize konuk oluyor yayın. Evet. Jeneratör aracımız. Jeneratör. Bir kısmı burada, bir kısmı içeride hazırlık yapıyoruz. Evet, biz de biraz da... Sen bu arabanın içinde mi olacaksın evet, abi? Evet, bu arabanın içinde olacağım. Tamam. Maçı bu arabadan çekeceğiz. Maç evet. 19'da başlayacağız. Nasıl 19? Ha, maç önü yayını. Maç başlıyor. Ömer Saraç, Ahmet Akşan stüdyoda. Evet. Ahmet röportaj noktasında olacak. Oo, süper. Sonra işte röportajlar, BTV falan filan. 20'de yayına gireceğiz. 22'de maç sonu yayınımız var. Peki Alp Özgen nerede? Maçı anlatacak. Alp Özgen maçı anlatacak. Henüz yokmuş galiba. Henüz gelmemiş. Gelmedi. Yıldızlar biliyorsun. Değil mi? Evet. Alp Özgen de şu anda Almanya'da Haaland'a gidiyor. Haaland diye bağırabilir mi bugün acaba? Başakşehir'e doğru yol alması bekliyoruz. Sevgili Alp'in de. Hazırlıklarımızı yapıyor, bekliyoruz. Gördüğünüz üzere yönetmen de bir yıldızdır aslında. Kesinlikle. Ama görünmeyen yıldızlar. Evet. Buradan itibaren hazırlık yapıyoruz. Burada çok büyük bir emek var. Emek ve o yemeğin başında çok, sen varsın. Yemeği hazırlıyoruz. Yemeği Alp Bey getiriyor. Haaland deyip yiyor mu yemeği? Evet, Haaland abi bekliyoruz mümkünse. Maçın başlamasına 2 saat kala. Belki takımlarla birlikte gelebilir. Belli olmaz. Gelebilir. Olabilir. Öyle işte Musa'cığım. Hazırlıklarımız böyle. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Ne olur ne olmaz dinleyin. Buyur dostum. Gel. Kocaeli sporlu taraftarlar bir üst tarafta olacaklarmış. Sakarya sporlu taraftarlar da karşıda sol üst çaprazda. Zemin biraz yükseltilmiş. Şampiyonlar Ligi finali için 1,5-2 metre kadar yükseltilmişti. Kameralara da dikkat ettiyseniz altlarına kameraların bir yer yapılmış, platform yapılmış zemin yükseldiği için. Evet, sevgili Ömer abi, nasılsın abi? Stilimle karşında. Evet, bir dakika şöyle geriden alayım. Çok şıksın abi. Hazırsın finale. Hazırız. Böyle bir finale günler öncesinden hazırlandık. Kesinlikle. Bakalım, bekliyoruz. Stat da hazır. Sezon... Hava da güzel. Keşke dolu tribünler önünde oynasaydık ya, değil mi? İnanılmaz. Burası yetmezdi biliyor musun? Kesinlikle abi. Yani hınca hınç dolardı, taşardı hatta dışarıya da. Yani kesinlikle kapasitenin daha üzeri taraftar alınırdı diye düşünüyorum. Ama ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Yapacak evet. Bir şey yok. Bize de güzel bir anı olacak. Türkiye'nin, Türk futbolunun iki çınarı bugün karşı karşıya gelecek. Süper Lig tadında bir maç olur. Belki inşallah. Yıllarca böyle bir final göremeyeceğiz. Aynen öyle.
kesinlikle Süper Lig tadında bir maç olacak. Zaten iki şehrin hikayesi de çok bol. Rekabeti de oldukça üst düzeyde, seviyede. Valla ben çok güzel bir maç bekliyorum. Bu sezon ikisini de anlatma fırsatı buldun. Missicom maçlarını genellikle senin ağzından dinledik. Takımlar hakkında neler söylersin? Valla sen de anlattın. Yani. Estağfurullah. Bu sezon bizimle birlikteydin. Büyük destek verdin. Çok sağ ol. Eksik olma abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma. Ne demek? Sen de zaten hep bizim ekiptensin. Sağ ol. Yeni bana onu söyleyeyim. Yani şu iki takımdan birisini öne çıkarmak mümkün değil. Hani bunu şimdi tepki almayayım falan diye söylemiyorum. Gerçekten kadrolara açık baktığımız zaman zaten iki takımın da tecrübesi, kadro kalitesi ortada. O yüzden de müthiş bir final bizleri bekliyor. Yani öngörünün hiçbir şekilde mümkün olmadığı ve çok tecrübeli ayakların konuşacağı bir gece bizi bekliyor. O yüzden bu akşam burada yaşanacak hiçbir şey bana sürpriz olmaz. Güzel, keyifli bir maç olur abi. İnşallah. Senin bugün görevin nedir? Ben Ahmet Akçın Hoca'yla maç önü maç sonunda playoff final özeli yapacağız. İşte aşağıda Atakan Kurt olacak, onlara bağlanacağız. Benden sonra maçın anlatımında Alp Özgen olacak. Sen de buradasın. Ben de buradayım. Bu atmosferi yerinden yaşayayım istedim. Aynen. Biraz da kayda alayım istedim. Hani işin mutfağını yapıyorsun. Gösterelim. Hep off tüplerde falan da La Liga maçlarında gelmiştim yanına. Ama stat ambiyansını da, bu atmosferi de bir izleyenlere hissettirelim istedim ben de. Yani La Liga falan hikaye. İki kere şahane diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Eksik olma abi. Kolaylıklar diliyorum sağ ben de. Sağ ol, kolay gelsin. Sağ ol abi. Ve sevgili Alp Özgen ufukta göründü. Haaland! Vay. Vlogların efendisi. Estağfurullah. Kursa Kazım gelmiş. Estağfurullah. Oğlum, bir selamlaşalım hemen her şeyle. Alp abi son hazırlıklarını yapıyor. Abi hep off tüpten anlattık. Tabi sen sezon içinde Türkiye Kupası da anlattın. Stadyumdan anlattın tabii, değil mi? Yani stadyumdan anlatmakla off tüpte anlatmak arasında tabi çok ciddi fark vardır ama buranın atmosferi bambaşka değil mi? Ya şöyle. Şöyle geçeyim hatta. Tribünler dolu olsa da o atmosferi, ambiyansı, burada yaşadığın coşkuyu, heyecanı. Yani golü sen de atıyorsun burada. Değil mi? Hatta golü taraftarla beraber atıyorsun stadyumda anlattığın zaman. Çok daha farklı tabii. Bir de çok daha hakimsin. Şimdi bizim normalde off-tube'de olduğu gibi burada da bir ön izlememiz var. Bir yayın dönüşümüz var. Buradan işte kendi laptopumuzdan bilgilere bakıyoruz. Burası yayın dönüşü. Bu zaten dönüşüm. Bu şey off-tube setup'ı. Evet. Şimdi bunun üstüne buradan ben iki kulübeyi görüyorum. Saha içindeki herkesi görüyorum. Sadece yönetmenin seçtiği görüntülere mahkum değilsin burada. Ki biz Allah'tan iyi yönetmenlerle çalışıyoruz ama insanlık hali. Yani alakasız bir yerde bir şey olur. Mehmet burada... Koç'a da bir selam çakalım mı? Maç öncesi sizin hakkınızda özel yorumlar yaptı. Mehmet Koç Türk futbolunun Fellini'sidir. Ya Mehmet, bu arada ben uzun yıllar UEFA ile çalıştım biliyorsun. TRT'ye geçmiştim sonra. Transfer olmuştum Şampiyonlar Ligi koordinasyonu için. Geçer geçmez UEFA ile yaptığım ilk toplantıda Mehmet Koç da gelecek mi dediler. Gerçekten yani Mehmet Koç'un çekimlerinden memnundu. UEFA yetkilileri birebir onu sormuşlardı. Ona da sevgiyle analım Mehmet Koç'u. Selam gönderelim ona da. Aşağı indi herhalde. Geçti tırına şu an. Tırın içinde galiba. Aynen. Ya burada her şeyi görüyorsun işte, evet. Doğal olarak. Yani şimdi ayağınızın altında. Aksiyon aksi. Burada bir gol oldu, bir gol kaçtı. O golü kaçırdığı an hemen kalecinin verdiği reaksiyonu, kulübenin verdiği reaksiyonu, iki kulübe arasında bir atışma varsa, teknik adamlar zaman zaman, hatta buradan şimdi önümüze alacağız, göster istersen, bundan anlatıyoruz aynı şeydeki gibi. Off-tip'teki gibi. Aynen yönetmenle direkt şey de yapabilirsin. İletişim haline de geçebiliyorsunuz. Halinde. Yönetmen sana der, Alp bak kalecinin ayağında problem var bilmem ne, ya da biri ısınmaya başladı. Biri ısınmaya başladı. Oyuncu değişikliği var. Tribüne birisi geldi, şu oldu, bu oldu. Eski teknik direktörü falan filan. Biz birbirimize burada hep yardım ederiz. Onun kaçırdığını benim kaçırdığımı o yani atıyorum, o da kaçırabilir yönetmen olarak. Sen de dersin ki bak kaleci sekiyor, onu bir göster, ondan bahsedelim. Anladım, şu doğru. Oldu. Yönetmeni sonra yönlendirme şansın var, görüntüyü seçtirme aynen, şansın aynen. Var aslında. Off tüpte işte atıyorum bunu Nesliga anlatıyorsun ya da ne anlatıyorsan anlat, Premier Lig anlatıyorsun. Yönetmen ne seçiyorsa sadece onu anlatabilir. Evet. Bir de tribünlerin dolu olduğunu düşün. Tribünlerin reaksiyonlarını anlatırsın. Buradaki ambiyansı yaşarsın. Bir de burada özledik artık tabii. Yaşayamıyoruz 1,5 yıldır. Pandemi olmadığı zamanlarda dolu tribün önünde maç anlatmanın keyfi apayrı. Aynen öyle. O yüzden öyle. Mesela benim işte anlattığım bir
Galatasaray. Ahmet hocamız da geldi bu arada. Hocam sana dürbün lazım ya. Ya hocam şuranın dolu olduğunu düşünsene ya. Doğru. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Teşekkürler. Abi son bir soru. Bir Bayern Münih, Borussia Dortmund maçı anlatmak mı yoksa Kocaelispor, Sakaryaspor maçı anlatmak mı? Hangisi daha geriyor sizi anlatırken? Hani elbet heyecanlanıyorsunuzdur, bir gerginlik de oluyordur maç öncesinde. Futbol kalitesi olarak baktığında Bayern Münih, Borussia Dortmund maçı anlatmak daha üst düzey bir maç ve daha keyifli. Ama şu var, Türkiye'de hangi iki takımın maçını anlatırsan anlat daha stresli. Yani 3000 nüfuslu iki tane ilçe takımının maçını anlattığında bile vay efendim onların golünde daha çok bağırdın, bizim golde üzüldün. Onların yani Türk takımları karşılaştığı zaman problem. O yüzden ben zaten Süper Lig anlatan arkadaşlara çok büyük saygı duyuyorum. Çok zor işleri, gerçekten çok zor. Hani bizim gibi Avrupa liglerini anlatan insanların işi bu anlamda daha kolay. Ben o benzer zorluğu 6-7 yıldır Türkiye Kupası anlatıyorum. Türkiye Kupası maçlarında da yaşıyorum. Yani atıyorum Beşiktaş-Erzurum maçı anlatıyorsun. Erzurum'un golüne bağırdığında Beşiktaşlılar tepki gösteriyor. Diaby diye bağırdığında Erzurum'un taraftarı tepki gösteriyor. Bu çok zor. Yani bu ayrı bir olay. Evet. En güzelini söylüyorum sana Musa'cığım. Türk takımlarının Avrupa Kupası maçı. Değil mi? Fener'in evet. Şampiyonlar Ligi maçını evet. Anlat mesela. Muazzam, rahatsın. Kesinlikle. Keyifli, tarafsın, haydi çocuklar vesaire. En keyiflisi bu. İşte Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un Avrupa Kupası maçlarını çok anlattım. Oradaki rahatlığı, keyfi kazandığımız sürece tabii. Tabii. Hiçbir yerde de kaybettiğinde de şu riskler var biliyorsun. Uğursuz sikiler. Ya o yüzden Dortmund Bayern Münih maçı. Ama şunu ben çok istiyorum. İnşallah bir günde yaparız. Pandemi olmasaydı yapacaktık. Signal Iduna Park'ta bir Der Klassiker anlatacaktık Orhan'la. Bir Dortmund Bayern Münih maçını yerinden anlatacaktık. Çünkü ben Almanya'da 4-5 farklı stada gittim. Maç anlattım. Hazırlık maçları olsun, ön elemeler olsun ama Allianz Arena'ya da gittim. Bir Signal Iduna Park'a gitmedim. En çok da o sarı duvarın maç anlatmak. İnşallah bir gün nasıl İnşallah, olursun. İnşallah abi. Ağzına sağlık. Fazla yormayayım abi sizi. Başarılar diliyorum. Müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan Süper Lig'de oynadığı dönemlerde dört büyük kulübün korkulmaz olan Kocaelispor bir tarafta, diğer tarafta bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncu. Değerli sponsorlar, Kocaelispor ile Sakaryaspor takımları arasında oynanacak İstikom 2. Lig playoff finaline hoş geldiniz. Az sonra başlayacak olan müsabakadan keyif alacağınızı umuyor, iyi seyirler diliyoruz. Her iki takımın da saygı ve fair play ruhuna yakışır bir performans sergileyeceğine inanıyor, finalde başarılar diliyoruz. Sakin ol koçum. Sakin ol. Kendini bana bırak Mehmetciğim. Tamam mı? Kendini bana bırak. Sakin ol. Rahatla. Bendesin Mehmet. Atatürk Olimpiyat Stadı'na Mistikom 2. Lig playoff finaline hoş geldiniz. Türk futbolunun iki dev camiası. 80'lere, 90'lara damga vuran iki köklü kulüp şu an devam eden profesyonel liglerdeki sezonun son finalinde, son maçta dev finalde karşı karşıya geliyor ve mücadele birazdan başlayacak. Müsabakalarda Kocaelispor'un, Sakaryaspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Ali Mutmeler birazdan ilk tribünü çalacak ve karşılaşma başlayacak.
Kocaeli Spor'un golü 6 numara Musa Rıza. Tamamladı Kocaeli Spor'u, 1-0 öne geçirdi. Yaptı ortayı Nuri. Gelişine bir gol, dışarı gidiyor Burak. Ligin en golcü stoperlerinden birisi Burak Öksür. Burak Allah'a onu çok fazla kullanıyor. Kocaeli Spor bugün kazanan takım önümüzdeki sezon mücadele edecek 19. ekip olacak TFF 1. Lig'de. Erkis Mahir yerde kaldı. Önemli bir fırsat Sakarya Spor adına. Burak Lidin'e kaçır bir spor. Burak baktı içeriye. Yaptı. Kapla. Sağında kalıcı. Tahir'in topu vuruşu. Oğuz. Son anda korneri tokatladı. İşte bakın. Selim Kırdar'a Selim Karadeniz. Elini oynama kararı. Var düşüncesindeydi. Selim topu tuttu. Hayır dedi. Zaman burayı size bırakıyorum. Diğer tarafta üzüm Sakarya cephesinde. Onlar da Türkiye'nin en büyük
takım 4-0'lık net bir skorla rakibini Sakaryaspor'u mağlup eden Kocaelispor oluyor. Geçmiş olsun abi.